İyi günler Cevdetler, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, birçok video paylaşıyorduk. Aşı dönemiydi. Önce budamayla başladık. Sonra kalem hazırlıkları. Daha sonra aşılarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi boş kaldıkça kendi bahçe işlerimizle uğraşıyoruz. Burası benim kendi bahçem. 600-650 rakımlı Çorum Oğuzlar'da. Bugün 1 Haziran 2024 arkadaşlar. Kendi işlerimizi anca vakit bulabildik. Bugünkü konumuz üzerimdeki kıyafetin görüldüğü üzere arkadaşlar. Ceviz ağaçlarımızın gövdelerini özellikle yeni boyadıklarımızı veya yeni diktiklerimizi ne ile boyayacağız, nasıl boyayacağız, boyamalı mıyız, gerekir mi, gerekmez mi? Boyuyorsak neden boyuyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar, büyük ağaçları ve küçük yeni dikilen fidanlar olarak farklı arkadaşlar. Büyük ağaçlarımızı biz özellikle yeni aşılanmış birkaç yıllık aşılar veya gövdesi açık güneş, bakın şöyle arkadaşlar, şöyle gösterelim. Güneş yakmaya müsait olan ağaçlar arkadaşlar, normal kireçle, normal inşaatlarda kullanılan sönmüş kireçle boyuyoruz arkadaşlar. Bunun içine kükürt de katılabilir veya bu gülleci bulamacı katılabilir, bordo bulamacının posası katılabilir arkadaşlar. Niye boyuyoruz bunları? Birincisi, bakın arkadaşlar, şöyle güneş yanıklı oluşuyor. Bakın burada güneye bakan taraflar, özellikle güney batı tarafları, güneş ışığı vura vura yakıyor. İkincisi, kireç sonuçta dezenfekte özelliği var arkadaşlar. Mantarya hastalıklara karşı, bakteriyel hastalıklara karşı dezenfekte özelliği var arkadaşlar. Ayrıca kök kanserine karşı, fisaryuma karşı, fitopropaya karşı faydası var arkadaşlar kirecin. Yani kirecin bu konuda bize bayağı bir faydası var. Ondan sonra börtü, böcek, kurtların larvalarına kışın konaklama için arkadaşlar buraları, oyukları kullanıyor. Kireç bunu engelliyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Buraları daha önce güneş yanıklı oluşmuş. Genelde bunlar güneye bakan taraflar. Güneye bak, batı taraflar. Şöyle. Buraya yanmış. Bakın arkadaşlar, yarayı kapatışını yandığı için yarayı kapatmasını uğraşıyoruz. O yüzden ağaçlarımızın özellikle yeni aşıları, yeni aşılar, yeni dikilen fidanlar arkadaşlar, koruyacağız. Biz de bunu tarım kirecini kullanıyoruz. Normal kireci kullanıyoruz yani. 1 kilo boyaya 1 kilo su şeklinde arkadaşlar sulandırıp bolca, yerlere dökülmesinde mahsur yok, dökülsün, faydası var. Özellikle ceviz, yabancı çeşitler arkadaşlar, kök kanserine, kök kanser çeşitlerine karşı çok hassas. Kök kanserinin 30'a yakın çeşidi var arkadaşlar. Hepsi farklı farklı özellikle. Korumamız gerekiyor. Biz buraya bordo bulamacı bakırlı ilaçlarımızı ayrıca attık arkadaşlar. Mantar ilaçlarımızı attık. Bakırlı bakır oksitlerimizi attık. Ona rağmen gövdeleri, özellikle kabukları artık çatlamaya başlamış yaşlı ağaçlarda, bu şekilde tarım kireciyle güzelce boyuyoruz. Şöyle ağacımızın gövdesinin her tarafını güzelce boyuyoruz. Güneş yakmasına karşı da gölge oluşturacak yere kadar, yani kendi gölgesi olmayan yere kadar boyama yapıyoruz. Şimdi şurada bu yıl diktiğimiz bir fidanımız var. Bu yıl dikilen fidan arkadaşlar. Bunu neyle boyadık? Bunları plastik tavan boyasıyla boyuyoruz. Çünkü plastik tavan boyasının kapatması daha güzel oluyor. Yarayı kapatması daha güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden plastik tavan boyasıyla boyadık yeni fidanlarımızı. Büyük ağaçlarımızda kireçle boyuyoruz. Bakın arkadaşlar, çeşidimiz şanttır arkadaşlar. Gerekli ilaçlarımızı yaptık. Ona rağmen boyamamızı yaptık. Bakın bu ağacımızda geçen yıl arkadaşlar, geçen yıl aşısını yaptığım bu çeşidim Fernor arkadaşlar. Şöyle
kalemlerin olduğu yerleri, gövdeyi, özellikle böyle yaralı yerleri arkadaşlar bakın. Testere kesisi olan yaklaştırabiliriz. Testere kesisi olan yerleri bakın. Yaralı yerleri, koltuk altlarını şöyle. Buralara böcekler yuva yapıyor. Larvalarını bırakıyor. O yüzden buraları özellikle boyuyoruz. Özellikle dikkat ediyoruz. Onun haricinde gövdeyi komple dediğim gibi hem hastalıklara karşı hem böceklerin, larvaların konaklaması yeri olmasın diye arkadaşlar. Hem de güneş yanıklığına karşı. Böyle geçelim. Komple bolca, bol sürerek böyle. Kirecin attığımız ilaçları, gübreleri engellediği söyleniyor arkadaşlar. Öyle bir etkisi var tabii ki. Ama biz zaten gövdesini yapıyoruz. Gövdesini yapıyoruz ama toprağa akmasına mahsur yok. Biz bu boyama işlemini ne zaman yapacağız? İlkbaharda yağmurlar geçtikten sonra, yağmurlar olmadığı dönemde yapıyoruz. Niye? Çünkü akıyor yağmur yağınca yaptığımız boya. O yüzden boşa gitmesin diye. Yağmurlar geçtikten hemen sonra arkadaşlar, yaz sezonuna fazla geç kalmadan kireçle boyama işlemlerimizi yapıyoruz. Şöyle kalemlerin tuttukları yerler, koltuk altları, böceklerin kışın konaklayacakları yerleri özellikle. Eğer gerekirse sezon içinde birkaç defa daha tekrarlayabiliriz arkadaşlar bu boyama işlemini. Bu yeni dikilmiş fidanımız. Bunu plastik tamamlamasıyla boyadık. Burada bir fidanımız var. Çentlerimiz. Çentlerimiz arkadaşlar. Yani bakım bitmiyor arkadaşlar. Sezon boyu, yaz boyu, kış boyu çiftçinin ayak izi, ayağının izi bahçede kesinlikle her zaman olmak zorunda. Olmazsa öyle olur yani. Ağaç olur ama işte öyle olur. Ancak olur. Bu öyle yaralı yerleri iyi kapatıyoruz arkadaşlar. Güneye bakan tarafları bir kat boyadıktan sonra tekrar bir kat daha boyayıp iyice kalın bir şekilde olmasını sağlıyoruz ki güneş yaklarına karşı dayanımı daha çok olsun. Gelelim şurada. Bakın yara yerimiz tam kapatamamış. Özellikle bu bölgelere iyi çalacağım. Yaklaşacağım bunları. Şöyle. Ha bu kireç faydalı böcekleri de engelleyecek ama olsun. En azından zararlı böcekler de engelliyor. Bakın bu şekilde tertemiz, hem koruyucu hem dezenfekte kapatıcı olarak kullanıyoruz. Geçen yıl yaptığım aşım arkadaşlar. Bu da çentlerimde. Şöyle diğer bir ağacıma getirelim. Ondan sonra bitirelim. Geçen yıl boyamışız. Boyası gitmiş. Şöyle tekrar güzelce, yani kendi gölgesini olmayan yerlerde, kendi yaprağının olmadığı yerler özellikle. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, bu yabancı çeşitler hassas, bakın bu kök kanserlerine karşı, gövde kanserlerine karşı hassas. Yerli çeşitler gibi değil, ekstra bir koruyucu özellik gerekiyor. İyi bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bakıllı ilaçlarımız hariç, M45'ler, postaytlar hariç, onlar da yapıyor tabii ki. Bizim güney batımız şu şekilde arkadaşlar. Akşam güneşimiz o taraf yakıyor. O tarafları iki kat daha fazla boyuyoruz. Şöyle. Boya bittikten sonra en son bir daha yapıyoruz ki bu olarak kalın koyu olsun. Fazlası toprağa doğru aksın bizim için daha iyi.
Bu ağaçta fen uğraşım arkadaşlar. Geçen yıl aşılamıştım. Çeşidim. Gereklerini artık bu yılın sonunda alacağız. Bu sezon geçsin, 2 yıl doldursun, ondan sonra alacağız. Buralarda kalemaşı yapmıştık. Bu çıkan gözlerde göz aşı yaptık arkadaşlar, bakın şu şekilde. Damlama sularımızı açtık. Aynı zamanda sulamamızı yapıyoruz. Yağmur yağdı ama sulamamızı yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle yukarıda gösteren yaptığımız boyama yaptığımız, işlemi yaptığımız ağaçlarımızı. Bu şekilde böyle devam edeceğim arkadaşlar. Cevizlerimizi güneş yanıklığına karşı şuradan geçelim. Oradan geçelim, çekelim bu tarafa doğru. Güneş yanıklığına karşı ne elebiliriz arkadaşlar? Küçük ağaçlarımız plastik tavan boyasıyla, büyük ağaçlarımızı normal inşaatlarda kullandığımız, boyamada kullandığımız kireçle boyama yapıyoruz arkadaşlar. Sebebini de anlattım. Birincisi güneş yanıklığı, ikincisi hastalıklar, mantari ve bakteriyel hastalıklar. Üçüncüsü börtü böcek girmesin. Kışın kolaylıkla yapmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma yorum yapmayı, beğen. Kanalıma yorum, beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar.